Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Zos ile karşınızdayım. Bu videomuza istesem abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşarak bize destek olabilirsiniz. NetEase Games bu sene bayağı güzel iyi oyunlar çıkaracak gibi. Şu an sadece Brezilya'da test aşaması olan bir mobil oyuna karşınızdayım. Şu anda fare mouse görebilirsiniz ama ben bunu LDPlayer emülatörüne kurdum. E, çalıştı gördüğünüz gibi ama ben buradan öte daha gitmedim. İlk defa sizlerle beraber gideceğim. Şöyle karakter gördüğünüz gibi bir dakika neye olmadı? Burada gördüğünüz gibi karakteri seçtiğiniz zaman bir gelişi efekti vardı. O olmuyor şu an hem bayan hem erkek olarak iki karakterden birini oyuna başlayabiliyorsunuz. Biz erkek olarak başlayalım. Sinematik ee, gitti ve burada karakteri değiştirebiliyoruz gördüğünüz gibi. o bayağı sert duruyor. Kardeş bu sertlik benim hoşuma gitti. Neyse bu olsun. Saç tipini de buradan oynayabiliyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi. o Güzel bir saç tipi. Bir dakika yanlar. Oo Saç tipi de hoşuma gitti. Ben şundan devam edeceğim ya. Bu güzel. Yanları severim ama çizgi attırmam. Şimdi şu sakal Tony Stark, Doktor Strange sakalı. O Wolverine sakalı. İşte bu gider. Bu gider kardeş. Biz bu sakalın ortası boş olanı Wolverine sakalı diyoruz. Ama buna uygun bir de saç bulmamız lazım. Kardeş ben Wolverine'in şimdi o zaman bir saç bulalım. Wolverine saçı nasıl da? Şimdi Wolverine'in saçı bu olamaz. Wolverine'e gitmez. Wolverine'in yanları da var ama en iyisi bu gidiyor. Yani Wolverine'e en iyi bu gidecek. Bence gözleri bu olur gibi duruyor şu anda. Wolverine gözünü de hatırlamıyorum da. Şimdi sakal, saç. Ha bu da yandan da değiştirebiliyormuşuz. Karakterin giysi. Hmm, tam vücutta gösterebiliyoruz. Elbise de seçebiliyoruz. Bir saniye. Wolverine. Kırmızı gider gibi. Siyah pantolon. Botta bu olsun. Başka var mı burada bir şeyler daha var gibi. Ha Wolverine yüzünde yara var mıydı? Bak ya aslında şu güzel de Wolverine şimdi pençeli adam olduğu için yeni yeni çizdirmiş gibi olur. En iyisi alnında yara olsun. Ha koluna dövme. Ee, şu şekilde omuzda. Bu kurt değil sırtlan gibi duruyor. Garip dövme. Bunlar arttırılması lazım. Beta olduğu için şu anda galiba. Bunlar eksik bence. Şu o zaman şu, bir dakika. Yukarıya yapılan omuza yapılan omuz her zaman gözükecek mi var? Omuzdaki kalabilir. Omuzdakini görürüz biz. Evet isim verelim. Arif Doğan dedik. Finish'im bakalım. Bu soru şarttı. büyük ihtimal bu eğiticidir. Yani İngilizcem olmadığı için bilemiyorum direkt sağdakın seçik geçeceğim. Final hor klavye ayarlar için buradan klavye dokunuyorsunuz. Emülatör için oynayanlar için söylüyorum. Şimdi e, mouse'u sağ sola dönmesini istiyorsanız buraya mouse e, şu şu imlece atıyorsunuz buraya. Sonrasında ortasına dokunuyorsunuz mouse'un. Orta düğmesi mouse gözükürken bu hareket etmez onu söyleyeyim. Mouse kapatmanız lazım ortaya yani basıyorsunuz orta tekerle Kapanıyor. Bir daha basıyorsunuz mouse çıkıyor istediğiniz yere dokunuyorsunuz. Ateş tuşu şu. Diğerleri zaten standart. Nereye dokunursanız bu şekilde geliyor harf istediğiniz gibi. Şurada artı şeklinde olan da bu zaten. Shift'i ben koşuya ayarladım. Tuşları görünmesini istemiyorsanız şunu kaldırmanız lazım tekini. Ondan sonra şuradan full ekrana geçelim. Şunu da sev diyelim. Başka ne ayar var? Grafik ayarları haydaymış. FPS olarak şu anda 30 FPS'e belirli. Şunu 60 FPS'e çekelim. Klasik high diyor. Onları önemli mi değil mi? Şu şekilde bazı ayarlar da var ama İngilizce. Şimdi yavaştan oyunumuza geçelim. Mouse'u bu şekilde kapattığın zaman oyun kasmalar oluyor. Umarım oyun içinde yaşamayız bu sorunu. Bu arada bu diğer Battle Royale oyunlarını unutun. Bu Battle Royale'dan çok farklı bir oyun. Gördüğünüz gibi Helikopterlerle gidiyoruz herkesin bir helikopteri var dua giderseniz dua olarak düşürdüğünüz arkadaşlar kaldırabilirsiniz bazı alanlarda düşerek sürünerek gidip orada cam doldurabiliyorsunuz oyunda birçok o ok filan da var o en sevdiğimden ok birçok silahta yer alıyor gördüğünüz gibi burada tabii ben kastı için pek girmek istemiyorum o olaylara da envanterimi düzenleme var mı onu araştırıyorum çünkü ee, pompalı silah çok iyi iş yapıyor yani adamlar pompalı da vuruk geçiriyorlar yani. Ama işte onu bulamadım işte, envanterimize nereden seçiyoruz, nasıl yapıyoruz, onu bilmiyorum. Burada gördüğünüz gibi solo ve duo olarak oyuna başlayabiliyorsunuz. Ee, ben solo olarak gireceğim çünkü duo için bir arkadaş yok yani. Burada donmasa tabii gördüğünüz gibi herkesi gösteriyor. Burada bir <laughs> bıçağımı öndeki adama attım. Aslında burada takımlaşsak herkes kurtulabilir, hayatta kalabilir çünkü bu solo gibi ama solo değil çünkü 5 tane kristal toplayıp uçağa çağırmazlar. düşünce e, tabi kristalleriniz düşüyor ama silahlarınız düşmüyor. Belli bir şeyden sonra da zombiye dönüşüyorsunuz. Atlama noktasını seçebiliyorsunuz burada gördüğünüz gibi. E, ben şurayı mı seçsem? Her yerde zombi var zaten. Burayı seçip e, satın alma bölümü var galiba. Buradan silahımızı değiştirebiliyor muyuz? Değiştirebilsek çok güzel olacak. Bunları şu an yapmaya çalışıyorum Bu düşerseniz bir kere sizi kaldırma şeyi ee, Başka ne var Yok değiştirmiyor ya Düşerseniz o şırıngayı sizi bir kere kaldırıyor Ve gördüğünüz o kristal varmış orada Kristallar hep bakın adamlar Şu an biri buraya iniş yapacak bir ihtimal İki tane kristal var Şu ev noktaları da canlanma noktası Eğer düşerseniz oraya sürünerek gidiyorsanız Otomatik indi. Ama ben buraya gelmek istememiştim. Şimdi zombiler var. Ve keşke geride inseydim. Çünkü herkes kristalın olduğu yerde. Yukarıdan kristalleri görebiliyorsunuz. Haritada ne tarafta olduklarını. Ee, tırmanarak da yukarılara çıkabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Tabi tırmanma tuşuna sağ tarafta çömelme tuşu var. Gördüğünüz gibi o değil. Onun yanındaki tuşa bir dakika. Koşu tuşunun olmaması biz can sıkıyor. Ya çabuk düşüyoruz ama ya. öldüremesin dayı. Ne kadar vursan da öldüremezsin. Yani adam pat diye önüme çıktı ya. Ha yakınımızda şey varmış 20 metreymiş. Hemen gidelim şurada kalkalım ya. Hiç şeyi basmayacağım. Şırıngayı basmayacağım. Burada safe'iz yani. Burada hiç kimse birbirini öldüremez. Gördüğünüz gibi bu şekilde canınızı da full diyor. Sizi bırakıyor. Yani canınız azalsa burada fullleyebiliyorsunuz ama zıksım olmadığı için galiba ya da mihverim kötü olduğu için çabuk düştüm ya. Beni çıkışım bekleyecek bir ihtimal. Evet, artık iyileştiğimize göre çıkalım. Bak adam can basmaya geldi. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Ya bu nasıl oynuyor ya? Adam pat pat indiriyor beni ya. Ben daha bir kurşun sıkamadan ya. Alamıyor mu bunu? Bak bu adam kristal varmış. Bak o kız o kristal alacak mı acaba? Aldı. Daha kristali almayı bilmeden kristali aldı. Ha, ayağa kalktı koşuyor. Bu arada adam beni demir kaldırıyordu bu e, düşürdükten sonra. Öldüremeyeceğini anlayınca ya da bir şey bulamayınca kaldırmaya karar verdi. Bak onlar çatışmaya devam ediyor. Aa bir yer dönüştü. İki kişi hatta ne biri. Burada gördüğünüz gibi ateş edemiyor. Hani izin vermiyor oyun. Ber kapıdan ateş edebilsek. Adam başımıza bela olacak belli olacak. Ya. Yeminle buradan öte gidemedim ya. 5 kristal toplayacağım. 5 kristal toplayacağım ya. Bu arada oyun pay to win gibi geldi ya. Bak bu da ayağa kalkabiliyor ya. Ya bunlar ya hile ya da satın aldı bir şeyler. Çünkü o bazı şeyler satın alma var gördüğünüz yani. Shop mağazasına girip satın alabiliyorsunuz. Yani biz buradan çıkamayacağız. Bu adam kapının önünde bekliyor yani. Ölmüyor ki. Ha. O kristal alsana. Ha. Ben kristal aldım hiç. Bak bak bak. Sen burada bana sıkamayacaksın ama beni pusu kuracak bak iyi tane. 3 kaskım var şu an zırt da bulsam iyi de. Bir kristalim var. Oha yok ya. Akalım burada kalma şey vardı. Neye gidiyorsun kendine şey basıyor. Manyak bu da ya. Bu da manyak. Pompalı olan var. Ağacı ben şuradan bir yerden topuk yapıp gitmek istiyorum. Bir tane kristalim var. O da beleş ayağıma geldi. Ha burada bir şey olmuş. Buna hiç gitmeyeyim. Beni zehirler meyiller. Ulan ölsene ha. Bunlar galiba geri canlanabiliyor mu bilmiyorum ama indirdim onu. Sargı bezlerim bitti be. Şu an 3 tane şey var. Çok zor ölüyor ya onlar. 3 tane var. Biri şurada uçak sağırmış. Biz ona gitmesek iyi olacak. Ben demin ki parlayan zehirleyen bir şey sandım. Bu Mersa adam oradan çık geliyormuş. Ya. Ya ne biçim uyumuş bu ya. Ha dönüştüm. Be belli bir ölmeden sonra. Ha, bunda da öldük. Hepsinde öldü. Yaratığa da dönüştük. 18 saniyede bir diriliyormuşuz ha. Düşsek de. Kaç düşmede canlandım acaba ya. Çünkü Level 3 diyor şu anda. Ha bunun için de canlanıyorum geriye. Ha adamlar yerini gösterme özelliğim varmış. <laughs> Müzik çaldığına göre bir gitme uçağa bindi gitti o adam. Yani biz yaratık olarak devam edeceğiz bu oyunda belli oldu. Bizim kurtuluşumuz yok. Geriye kalanlar öldüreceğiz sanırsam. 300 metre sonra a bak o gidiyor. Bak o gidiyor. Biz 5 kristal toparlayıp gidemedik. Aa zombi zombiye zarar veremiyormuş. Şu an o da oraya gidiyor uçağa. Bu arada şu, şuna tıkladığımız zaman adamları görebiliyoruz. Gösteriyor yerlerini. Şimdi Adam içeride kesmeye başladı galiba. Bir dakika. Adam yukarıda. Sen kimi kesiyorsun içeride Adam uçağa geldi galiba. Biz bura gelene kadar. Herkes bakın buraya geliyor. Lan ne yer bulmuş adam ya. Ama çok sağlam vuruyorlar kardeş. Ben anlamadım ya. Ben adama kurşunları dökeyim. Adam bana iki, tek atsın ya. İki kere vurdu ya. Tek attı ya. Neredeyse canımı bitirdi. Normal adam da canımı bitiriyor. Ben bu oyunu beceremedim ya. Kristal toplay like, e, böyle uçmaz gitmez gerekiyor da. Yani bir türlü başaramadık yani. Ne oldu? Herkes bakın gidiyor. Missing fail. Fail yani bir kaybettik. Böyle bir arada uygulamayı kapat hatası veriyor. Yani oyun sonlarında genelde yapıyor bunu ya da oyun başlarında yapıyor. Oyun içinde yapmadı genel olarak hiç. Başaramadık yani. Çünkü adamlar bana her seferinde çok sağlam vuruyor. Yani ya shop'tan satın aldılar bu silahları güçlendirdiler ya da bilmiyorum açıkçası. 5 kristal toplayıp helikopterle uçup gitmeniz lazım. Onu bir türlü yapamadım. Neyse e, bunu bir daha dener miyim bilmiyorum çünkü başaramıyorum bir türlü kaç ikinci atışım bu oyunu. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.